Sevgili arkadaşlarımız, Index Akademi'ye hoş geldiniz. Tahtama baktığınız zaman sıfatı görüyorsunuz ve en sevdiğim. Yönetmenim, biliyorsunuz ki hayatta herkesin bir sıfatı var, doğru mu? Ama iyi sıfatlar çok önemli değil mi? Herkesin bir sıfatı var. Hayatta herkesin var ama önemli olan nokta o sıfatların iyisini almak, iyi olarak anılmak diyor. Genel mesajımı verdikten sonra hemen sıfat konusuna geçiyorum. Şimdi canlar, sıfat konusu ya da diğer adıyla ön ad. Şimdi mantıken düşünüyorum. Ön ad ne demek? İsmin önünde bulunan sözcük demek. Doğru mu? Yani sıfatlarımız ne yapıyormuş görelim bakalım. İsimleri renk, şekil, durum gibi farklı yönleriyle niteleyen ve onları sayı, işaret, belgisizlik, belirsizlik demektir. Soru gibi çeşitli açılardan belirten sözcüklerimize sıfat ya da ön ad adını veriyoruz. Kendi içerisinde unutmayınız arkadaşlar, sıfatlarımız ikiye ayrılıyor. Birincisi niteleme sıfatları, ikincisi belirtme sıfatları. Hocam, sıfatlar nerededir? İsmin solundadır, ismin önünden gelir arkadaşlar. Tabii ki de unutmayınız, ünvan sıfatları isimlerden sonra da gelebilir. Birazdan anlatacağım. Şimdi hocam, bu konu bize soru halinde geliyor mu? 2021 yılından sonra arkadaşlar soru halinde gelmeye başladı. ÖSYM sıfat türleri çok fazla olduğu için şıkları rahatça doldurabiliyor. Bu yüzden eskiden şıklarda gelirken, özellikle 2021'den önce, 20'den önce şıklarda gelirken artık soru olarak da gelmeye başlamıştır. Bu yüzden bu konuya önem verelim canlarım. Şimdi hocam, sıfatlardan birincisi niteleme sıfatı. Niteleme sıfatı adı üstünde varlıkların şekil, durum, renk ve hareket yönünü ortaya koyacak sözcüklerdir. En önemli tarafı nasıl sorusuna cevap vermeleridir. Şimdi hemen soruyorum yönetmenim. Evet, kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun diyerek. Nasıl ışık? Kırmızı. Kırmızı ışık. Nasıl telefon? Bozuk telefon. Nasıl çocuk? Yaramaz çocuk. Nasıl cam? Kırık cam. Yani siz isme nasıl sorusunu sorduğunuzda eğer cevap alabiliyorsanız, varlığın rengini, varlığın durumunu ya da şeklini söylüyorsa, örneğin oval masa dedim. Nasıl masa? Oval masa dedim. Ne yaptım? Şeklini belirttim. Siz şeklini, durumunu, rengini nasıl sorusuyla buluyorsanız niteleme sıfatını yakalamışsınızdır. Hocam, bu var ya, bunun başının altından o kadar çok şey çıkıyor ki. Bu niteleme sıfatı paragraf sorularında da geliyor. Diyor ki paragraf sorularında nitelendirmelerden yararlanılmıştır. Size özellikle metnin dili anlatımına döndüğünüzde göreceksiniz. Orada da bahsetmiştim. Yine söylüyorum, niteleyici sözcüklerimiz, yani niteleme sıfatlarımız tabii ki de ışıklarda da gelebiliyor. Şimdi hocacım, niteleme sıfatlarının alt başlıkları var. Kendi içinde dikkat ettiyseniz adlaşmış sıfat, pekiştirme sıfatı, ünvan sıfatları, küçültme sıfatları olmak üzere 1, 2, 3 ve 4 tane diyoruz. Bu 4 taneyi arkadaşlar öncelikle niteleme sıfatının alt dalı olarak bilmelisiniz. Yani biz bunları bulurken aslında nasıl sorusundan yararlanıyoruz. Şimdi bir görelim bakalım. Diyor ki bize adlaşmış sıfat. Yani böyle nasıl biliyor musunuz yönetmenim? Böyle yani muz yiyeyim mango tadı gelsin gibi, tamam mı? Böyle hani çikolata dökeyim ama çilek tadı gelsin gibi. Adlaşmış sıfat öyle bir kelime. Böyle ne sıfat ne isim. Böyle bir arada kalmış bir şey. Arada kalmış. Yazık ya, yazık. Bu arada yazık. Niteleme sıfatları bazen önündeki ismin düşmesiyle düşen ismi de karşılayacak şekilde kullanılabilir ki buna adlaşmış sıfat diyoruz. Şimdi
Genç adamlar bahçedeki çöpleri topladı dedim. Genç adamlar, şuraya bir nasıl sorusunu sorar mısınız? Nasıl adamlar? Genç adamlar. Şurası niteleme sıfatı. Şimdi ben önündeki ismi düşüreceğim ve artık adlaşmış sıfat yapacağım. Nasıl? Adam ismini yok ediyorum. Şuradaki lar ekini de şunun yanına atıyorum. Ve ben artık ne dedim? Gençler dedim, değil mi? Gençler deyince buna adlaşmış sıfat diyoruz. Tamam mı? Unutmayın, adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır arkadaşlar. Bakalım bu uğurda canını feda eden cesur insanları yürekten kutluyoruz. Ne dedik? İsmi yok et hocam. Şuradaki eki de yanına at. Cesurları diye bir cevap aldım. Cesurları yürekten kutluyoruz dediğim zaman ne oldu? Artık adlaşmış sıfat oldu. Seçenekleri dolduran bir abimizdir. Dikkat ediniz. Geldim ikincisine. Pekiştirme sıfatları. Pekiştirme. Güçlendireceğiz, kazanacağız diyorum ya her zaman. Aynı. Ya arkadaşlar, şu an karşımda resmen divanı lügati Türk oturuyor. O kadar net. Kaşgarlı Mahmut gelse gözleri yaşarır gider. Şimdi niteleme sıfatlarının anlamca güçlendirilmesiyle oluşan sıfat. Az önce yönetmenim dedi ki hocam maviyi güçlendiriyorum, masmavi diyorum dedi. Yani çok mavi, aşırı mavi yaptı, doğru mu? Oldukça mavi anlamını kattı. Nasıl sorusuyla, çünkü kendisi niteleme sıfatının alt dalı olarak karşımıza çıkar. MPRS ünsüzleriyle yapar mıyız? Yaparız. Saç. Nasıl saç? Simsiyah saç. Al sana bir pekiştirme sıfatı. Gelinlik. Nasıl gelinlik? Bembeyaz gelinlik dedim. Ne yaptım? Çok beyaz anlamını kattım. Hocam kıpkırmızı olabilir. Olmaz mı ya? Kıpkırmızı saç dedim. Doğru mu? Ceket olsun. Peki, şu an anlıyoruz arkadaşlar. İşte hanımefendilerimizin tam şurasına eğilin ve deyin ki lütfen seni mutlu edecek bir haber veriyorum. Mağazalarda %70 indirim. Bitti. O saatten sonra daha fazlası yok. Aynen. O kırmızı ceketi al oldukça terapi cümlesidir. Doğru mu? Şimdi sıfatların tekrar edilmesiyle geniş geniş odalar. Nasıl odalar? Geniş geniş odalar. Pekiştirme sıfatı olarak da kullanılabilir. Ya da mi edatıyla da pekiştirme yapabilirsiniz. Kötü mü kötü koku dediğin zaman burada da sen mi edatını hemen o sıfatların arasına koyarak da pekiştirme sıfatı yapabilirsin. İlla ki MPRS ile yapacağız diye bir kanun yok. Çünkü burada kötü mü kötü deyince çok kötü anlamını kattık, değil mi? Geniş geniş odalar deyince çok geniş odalar anlamını kattık. Pekiştirme sıfatı ne yapar canım hocam? Pekiştirme sıfatı da aynı şekilde şıklarda gelir. Özellikle de paragrafta pekiştirmeli sözlere yer verilmiştir diye karşımıza çıkabilir. Geliyorum üçüncüsüne. Ünvan sıfatları. Eskiden unvan diyorduk, artık yeni kuralla ünvan diyoruz. İnsan isimlerine eklenen saygı ve tanıtma sıfatlarına biz ünvan sıfatları diyoruz. Aynı şekilde. Yalnız bu sıfat nasıl bir şey biliyor musunuz? Normalde sıfatlar ismin önüne geliyorken buradaki bizim şu ünvan sıfatımız var ya, ismin sağına da geçebiliyor. İsmin sağına geçen çok önemli bir sıfattır kendisi. Dikkat ediniz. Şimdi gidiyorum o zaman. Buradan öğretmen Zeynep Salman İçli'ye. Ya onu bile örneklerde kullanmışım ya. Ya gerçekten seviyoruz bu kadını ya. Öğretmen Zeynep deyince ne yaptım? Onu bak, solda var. Tamam, bu sıfatın genel kuralı ama sağ tarafa geçebilir mi? Kavallalı Mehmet Ali Paşa bak, sağ tarafa da geçti. İsimden, özel isimden sonra da gelebiliyor. Kaymakam Çetin Bey. Buyurun, ismin sağına da gelebiliyor. Solunda zaten sıfatın genel özelliği solunda kalması, değil mi? Onu biliyoruz ama ismin sağına geçiyorsa ünvan sıfatlarını sakın unutmayınız. Ve geldim küçültme sıfatlarına. Burada da bir dikkat notum var. Onu hemen söyleyeceğim. Sıfat olan sözcüklere getirilen C, cik, ntrak, imsi ekleriyle tam olmayan ama tama yakın, yani tam değil ama yakın anlamını katan sıfatlarımıza biz küçültme sıfatı diyoruz. Seyrediniz, ip, uzunca ip deyince, şimdi soruyorum nasıl ip?
uzunca ip. Ama tam uzun değil, uzuna yakın, doğru mu? Gömlek, nasıl gömlek? Yeşilim tırak gömlek. Tam yeşil değil, yeşile çalan anlamını kattı, değil mi? Elma, nasıl elma? Ekşimsi elma. Çok ekşi değil, o ekşiye henüz ulaşmamış ama ona yakın anlamı katmış. Eller, nasıl eller? Ufacık eller dedim. Çok ufak, tam ufaklığı karşılamamış ama oraya yakın demiş. Şimdi bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Küçültme sıfatı diyoruz. Ne ile karıştırmayacağız? İsimlerde küçültme ile karıştırmayınız. Hemen bir önceki video notumun bir önceki sayfasında isimlerde küçültmeye bakıyoruz. Dikkat dikkat yönetmenim, burası çok önemli. Şimdi tepeciklerin ardında şirin bir köy vardı dediğimde bu bir sıfat değil, değil mi? Tepeciklerin ardı deyince zaten ben bir tamlama görüyorum. Bir isim tamlaması görüyorum. Burada tepecik tepeden tepecik olmuştur. Bu isimdir. Bu sıfat olarak kullanılmamış. Ama bunlar dikkat ettiyseniz sıfat olarak kullanılmış. Sorularda size aşağıdakilerden hangisinde küçültme sıfatı yoktur derse içine mutlaka bir küçültme ismi atabilir şıklara, düşmeyiniz. Adamcağız kaç gündür hiçbir şey yememiş dediğimde adamcağız burada küçültüldü ve ne yaptı? Şefkat, acıma anlamı kattı, değil mi arkadaşlar? İsimlerde küçültmeyle sıfatlarda küçültmeyi sakın ha sakın karıştırmayın. Size küçültmeyle alakalı bir şey sorarsa o isim olarak kullanılmış mı, sıfat olarak kullanılmış mı, buna bakın, sakın ha sakın unutmayın. Şimdi en sevdiğim geliyor. Tabii ki de en sevdiğim nedir? Ne yapacağım? Diş macununu ortadan sıkacağım. Sıktıktan sonra tahtamı getiriyorum. Tam gaz devam ediyorum. O zaman söz sizde. Hadi buyurun. O zaman tamam, haydi buyurun canlar. Sıfatın belirtme sıfatları bölümündeyiz. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisizlik ya da belirsizlik sıfatı. Belgisiz sıfat da deniyor kendisine, belirsizlik sıfatı da deniyor. ÖSYM ikisini de kullanır ve soru sıfatı olmak üzere 4 tane başlıkta inceliyoruz. Şimdi sayı sıfatları da kendi içinde asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı ve kesir sayı sıfatı olmak üzere 4'e ayrılıyor canlar. Bir görelim bakalım neymiş. Birincisi işaret sıfatı. Adı üzerinde işaret edeceğim. Şöyle direkt bakacağım ve işaret edeceğim. Diyeceğim ki en iyisi sensin. Varlıkları işaret yoluyla yerini tutan, yerini gösteren ne diyoruz biz? İşaret sıfatı diyoruz bu arkadaşa. Bu soru deyince, şimdi şuraya bir bak bakalım. İşaret ediyor muyum ben o ismi? Bu soru diye işaret ediyorum. O zaman buradaki işaret sıfatıdır. Zaten ben işaret sıfatını bulmak için hangi sorusunu soruyorum? Hangi soru? Hangi soru? Bu soru. Başından da işaret anlamı kattığını görüyorum. Duvar, hangi duvar? Şu duvar diyorum, doğru mu? O zaman ne yaptım şuyu? Hemen işaret ettim. O kadın dedim. Hangi kadın? O kadın. Hangi araba? Diğer araba dedim ve o diğeri ne yaptım canlar? İşaret ettim. Kendisine işaret sıfatı adını... Kırmızı araba diyebiliriz. O niteleme sıfatı olur. Kırmızı arabada parmağımızla gösteriyor muyuz? Gösteremiyoruz değil mi? Gösteremediğimiz için parmağımızla gösterdiğimizi düşünelim. O araba, o ev, şu Luna Park dersek o işaret olur. Ama kırmızı bir şeyi işaret etmez. Kırmızı rengini bildirir. O yüzden ona az önce dediğimiz gibi niteleme sıfatı diyeceğiz kırmızıya. Şimdi bazı işaret sıfatları yerde bildirebilir. Biz buna sıfat yapan ki diyoruz. Sıfatlaştıran ki diyoruz. Daki deki şeklinde genellikle bitiyor ama illa daki deki olmak zorunda değil. Örneklerimize bir bakın. Balkondaki sandalye işaret ediyorum değil mi? Balkondaki sandalyeyi getir diyorum. Buradaki sıfat yapan ki işaret sıfatı olmuştur. Hangi sandalye? Balkondaki sandalye. Akşamki toplantı iyi geçti mi diyorum. Akşamki toplantının akşamki olduğunu işaret ediyorum. Bu yüzden kendisine ne yapıyoruz? Sıfat yapan ki diyoruz. Sıfat yapan ki kaynaklarda işaret sıfatı yapar diye geçer. Doğru bir tabirdir arkadaşlar. Şimdi ikincimiz sayı sıfatı. Adı üstünde, isimleri sayı bakımından, sayı yönüyle belirtecek. Kendi içerisinde 4'e ayırıyor muyuz? Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı,
üleştirme sayı sıfatı ve kesir sayı sıfatı. Bakalım şimdi. Şimdi varlıkları asıl olarak belirten sıfatlarımız. Kaç sorusunu soracağız? Kaç çocuk? 5 çocuk. Kaç ekmek? 7 ekmek. Kaç ağaç? 20 ağaç dediğimde 1, 2, 30, 50, 100 diye sayılarımızı saydığımızda buna asıl sayı sıfatı diyoruz. Hocam, sıra bildireceği zaman neyi kullanıyoruz? Kaçıncıyı kullanıyoruz? Biz sıralarda ne yapıyorduk? Hemen hatırlayınız. Inci, inci, uncu, üncüleri kullanıyorduk değil mi? O zaman kaçıncı daire? 5. daire. Kaçıncı roman? 7. roman diyerek de onun sırasını belirtmiş oluyorum. Kendisine sıra sayı sıfatı diyoruz. Bak önünde isimleri de zaten var. Şimdi hocam şu ilk ve son kelimeleri nedir? İlk aşk dedin. Oo, benim minik marshmallow'um. İlk aşk deyince birinci aşk anlamını kattın mı? Kattın. Birinci demek sıra belirtiyor demektir. O zaman ilk kelimesi sıra sayı sıfatıdır. Son kelimesi son film deyince sonuncu film anlamını kattın mı? Kattın. Sonuncu demek ıncı inci getirdin. Sıra sayı sıfatıdır. İlk ve son kelimesini sakın unutmayınız. Sıra sayı sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Geldim. Üleştirme. Üleştirme paylaştırma demek. Eşit şekilde paylaşacaklar mı? Bakalım şimdi. Herkese üçer fındık verdik. Üçer. Altışar kutu açıldı. Sekizer takım oluşturuldu deyince. İşte buradaki er eki bize üleştirme anlamını katıyor. Kaçar sorusunu sorunca karşımıza getiriyor. Kaçar fındık, üçer fındık. Kaçar kutu, altışar kutu. Kaçar takım, sekizer takım dediğimizde buradaki sorumuz üleştirme sayı sıfatını bulduruyor. Seçeneklerde karşımıza gelir. Dikkat edin, bu konu çok önemli. Kesir sayı sıfatı sorumuz kaçta kaç? Varlıkları kesir yoluyla belirtecek. Bakalım %50 hisse. Kaçta kaç hisse? %50 hisse. Kaçta kaç pay? 1/3 pay. Kaçta kaç kokoreç? Yarım kokoreç. Çünkü yarım bir kesir bildiriyor değil mi arkadaşlar? Kesir bildirdiği için de kendisine kesir sayı sıfatı adını veriyoruz. Şimdi sayı sıfatlarımız bu şekilde karşımıza geliyor. Hemen üçüncüye gidiyorum ama sayı sıfatıyla bağlantılı bir yeri var. Orası şu uyarı bölümünde geçerli. Şimdi belgesiz sıfat, belgesizlik sıfatı, belirsizlik sıfatı diye bir sürü ismi var. Belgesiz sıfat adı üstünde ne olduğu belli değil. Varlıkları tam ve kesin olarak belirtmeyen, isimleri belli belirsiz şekilde gösteren sıfatlara biz belgesiz sıfat diyoruz. Şimdi yönetmenim, sayılar, kimi sayılar belli mi? Yönetmenim kimi? Belli değil değil mi? Hangi sayı olduğunu söylüyor muyum? Ya da bazı filmleri çok severim dediniz. Bazı belli mi? Yok, söylemedim değil mi? İşte o belli olmayan noktaya biz belgesiz sıfat diyoruz. Bir takım sorunlar. Hangileri? Nerede? Bilmiyorum. Bilemediğim için başında dikkat ettiyseniz arkadaşlar belgesizlik kelimesi var. Hocam, bazı kaynaklarda hangi sorusunu sorarak bulursunuz diye görürsünüz ama şimdi daha kolay yolu var. Burada da işaret sıfatına hangi sorusunu soruyorum? Burada da belgesiz sıfata hangi sorusunu soruyorum? Karıştırmamak adına şuna bakın. İşaret ediyor mu? Bir yeri işaret, parmağınızla işaret ediyor musunuz? İşaret sıfatı. Bir yerde, daha doğrusu ismin önünde belgesizlik kelimesi varsa, net değilse o da belgesizlik sıfatıdır. Buna dikkat ediniz, tamam mı? Şimdi uyarımız geliyor. Uyarımız diyor ki bir sözcüğü tek anlamına gelecek şekilde kullanılırsa sayı sıfatı. Herhangi bir anlamına gelecek şekilde kullanılırsa belgesiz sıfat. Aynı anlamına gelecek şekilde kullanılırsa da niteleme sıfatı oluyormuş. Ne dedik her zaman? Sözcüklerimiz kullanıldığı yere göre anlam taşır ve görev belirler. Şimdi bir hafta 7 gündür tam bir sayı veriyorum değil mi? Bir hafta diyorum. Bakınız bir hafta dediğim için burada kendisi sayı sıfatıdır. Bir akşam vakti onu caddede gördüm. Hangi akşam? Hangi akşam belli mi?
belli değil. O zaman buradaki bir herhangi bir anlamında kullanıldığı için kendisi belgisiz sıfattır. Ve üçüncüye bakınız, berfin ve nas bir yaştaydı diyorum. Bir yaştaydı derken bir yaşındaydı demiyorum. Aynı yaştaydı. Ya o olur mu canım, annem de bir babam da bir dediğiniz zamanki bir var ya aynı anlamına gelen. İşte burada da aynı anlamına geldiği için kendisi niteleme sıfatı olarak kullanılır. Bir yaştaydı, nasıl yaştaydı? Bir yaştaydı. Çünkü niteleme sıfatı için nasıl sorusunu sormanız lazım. Aynı yaştaydı, nasıl yaştaydı? Aynı yaştaydı diye karşılığını alıyoruz. Bu uyarı önemlidir. Size yokturlu sorularda ya da yanlıştırlı sorularda bu uyarıyı mutlaka verecektir. Bu da bir köşemizde dursun. Şimdi geliyorum soru sıfatına. Hocam ya bir kere şunu biliyorum. Sıfat olabilmesi için isim lazım değil mi? İsmin önünde soru olursa, varlıkları soru yoluyla belirtirse de soru sıfatı diyoruz. Nasıl? Bakınız. Nasıl kıyafetlerle baloya gideceğiz dedim. Şurada kıyafetin isim olduğunu görüyorum. İsmin önünde bir soru var değil mi arkadaşlar? Nasıl kıyafetler? Mesela siz buna cevap da verebilirsiniz. Nasıl kıyafetler? Şık kıyafetler diye cevap verdiniz. Buyurun siz soru sıfatına gittiniz, yine sıfatla cevap verdiniz, doğru mu? Ya da hangi filmi bize önermiştin diyorum. Film isim, hangi kelimesi? Soru sıfatı ismin önünde. Gördüm, hangi filmi? Şu filmi dediniz. Ne yaptınız? Şu diyerek işaret ettiniz. Sıfatla cevap verdiniz. Ya da ne gün bize geleceksiniz dediğimde gün isim, burada hangi gün anlamını katmış değil mi? O zaman burası da soru sıfatı olarak kullanılmış. Çok önemli bir ünitedir. Özellikle kamu personeli sınavında karşımıza mutlaka gelir arkadaşlar. Her sene bir parça verir. Bu parçada aşağıdaki sıfatlardan hangisi yoktur? Aşağıdaki zamirlerden hangisi yok? Bayılır ÖSYM bu soru tipine. Aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur diye çeşitleri fazla bulunan ünitelerimizde yokturlu soruları karşımıza çıkarır. Yönetmenim, o zaman dinledikleri, bize katıldıkları, ailemizi şenlendirdikleri için ekran başındaki herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, güzel kalın, minik marshmallow şeklinde kalın.